5 yaşında kurdum. İzmet İnönü'yü zaten görmüştüm o yaştan sonra, bir emekli olduktan sonra filan şey ettim. İzmet İnönü'nün de 1940 senesiydi. İzmet İnönü Erzurum'a Atatürk'ün o beyaz trenini kullandı o gün. Ondan gidiyordu Erzurum'a seyahate. O zaman İsmet İnönü Erzincan'a geldi. Ben o zaman Erzincan'da hareket memurluğu yapıyordum. Karşefi vardı benim yanımda. Karşefi Hamur Rasim dedi, İsmet İnönü'yü sen karşıla dedi. O karşefi. Karşefi de hanım evladı bir şey. Şey yani öyle girişken bir adam değil. Emri ben veriyorum. Benim yanıma geldi miydi zaten. İsmet İnönü'nün treni de zaten beyaz tren önümde durur. O da indi. Biz de memurlarını önünde trenin kapısının yanında herkesten tokalaştı. İsmet İnönü, reisi cumhur, koskocaman Türkiye'nin şeysi, başkanı. Açılır o. Yine ne olursa olsun koskoca haydi. Tabii istiyoruz onları da istemesini. Biz onlardan vazgeçmeyiz ki. Bizim de ekmek şeyimiz. Ben bugüne kadar bütün Haydarpaşa Karı'nın muamelesiyle şey ettim. YDS Haydarpaşa Karı bana durup dururken ne para verirdi ne de benim yüzüme bakardı. Haydarpaşa'yı 1935 senesinde, aşağı yukarı 35 senesinde terk ettim. Yine Haydarpaşa Karı'da yukarıda bizim çalışma yerlerimiz vardı. Orada ben yine müdürlük yaparak hangi oda, hangi büro gezmeye hazırdır, bunlar hangi gün çıkabilirler, bunların yiyecek içecekleri bilmem ne, bu kadrolar nasıl hazırlanacak, kim tarafından hazırlanacak, neler çıkacak kadroda, yemek yenecek, bir şey verilecek şeylerdi. Onları gösterirdik. 60 sene, 60 sene demir yolunda çalıştım. Benim işim çoğuydu ya, herkes zaten herkes bayılırdı. Ben orada bir ayrılsam, bir gitse de gelsek onun yerinde çalışacaklardı. Kimse benim yere de gelemezdi de, yani benim yere gelemez. Çünkü benden yukarıdaki müdürler beni şey tutarlardı böyle. Hiç aman Rasim buradan kaçmasın, ne olur ne olmaz. Yani sanki Rasim'de ne var ki? İşte bazı insanlar böyle sevilir mi ölür. Yok, hanım evladı işi. Her adamın yeri olmaz. Kimleri severlerse onları oralara göre bırakırlar. O arkadaşların hepsi öldü zaten. Şimdi kimse yok. Kimseyi de bulamazsın. Kimseyle de konuşamazsın. İşte öyle. Kızıl toprağı verdiler. Herkesin gözü de var kızıl toprağa gelmek için ama çünkü kızıl toprağın işi az. Öyle bunlarla uğraşmayla ta bu yaşa kadar işte öyle geldik. İşte demir yolcu olaraktan kızıl toprağa girdim. Kızıl toprakta aşağı yukarı o şeyde 8 sene çalıştım. Trene bakmayı bile istediğim. Çünkü trenin Kapan. Güzel. tadını gördük hepsini bu yaşa kadar. Emre'lerde Kadıköy Evlendirme Dairesi var. Yani onu girer misiniz diye. 3 hafta kamp yapardık askerde, böyle bak silahlarla beraber, silah milah verirlerdi.